Merhaba, son menüden stoklar sekmesine geliyorum. Barkod tanımlarını yapacağım stoğumun üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Stok kartı pencerem karşıma çıkmakta. Bu stok kartımıza 2 adet birim tanımlayalım. Ana birimimiz adet olarak tanımlı, ikinci birimi takım olarak tanımlıyorum. Daha sonra alt kısımda barkodlar butonuna tıklıyorum. Yeni bir barkod üretelim. Barkod üret butonuna tıklıyorum ve barkodum üretildi. Barkodumuzun detaylarını üzerine çift tıklayarak barkod bilgisi ekranından ulaşabiliriz. Birimini adet olarak seçiyorum ve fiyatını ise 50 olarak belirliyorum. Fiyat tanımını ise fiyat A olarak seçiyorum ve bu barkoduma ait tüm bilgilerimi kaydediyorum. İkinci barkodumuzu üretelim. Alt kısımda barkod üret butonuna tıklıyorum. İkinci barkodum da üretildi. Detaylarına ulaşabilmek için üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Birimini takım olarak belirleyip fiyat A 500 TL olarak belirliyorum ve fiyat tanımını da fiyat A olarak belirledikten sonra kaydet diyerek bu barkoda ait bilgilerimizi de kaydediyorum. Şimdi ilk barkodumuza geliyorum ve kopyalıyorum. Tüm bu işlemleri de kaydediyorum. Bir satış faturası oluşturalım. Alt kısımda kısa yoldan satış faturasına tıklıyorum. Barkod sütununa geliyorum ve yapıştırıyorum. Enter dediğim takdirde bilgisayara ait bir takım 500 TL olarak otomatik bir şekilde geldi. Vazgeç diyorum. Ve ikinci barkodumuzu kopyalayalım. Barkodlara geliyorum. Ve bu barkodumu da kopyalıyorum. Yine satış faturası diyorum. Barkodlara geliyorum. Barkodumu yapıştırıp Enter diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu barkoda ait tanımlamış olduğum hem birimim hem de birim fiyatım karşıma otomatik bir şekilde gelmiş oldu. Sizler de bu şekilde bir stok kartınızın içerisine birden fazla barkod tanımı yapabilir. Aynı zamanda bu barkodlarınıza farklı fiyatlandırmalar da sağlayabilirsiniz.